Sevindin mi galajinize? Oy Murat bakışlım benim. İyi misin? İyiyim hem de çok iyiyim. Sen yanımda olunca ben kötü olur muyum hiç ha? Babam bizi görüyor mudur? Görüyordur ya. İyi şeyler yaparsak sevinir. Kötü şeyler yaparsak üzülür gittiği yerde. Ben onu üzmem. Ben de onu artık hiç üzmeyeceğim bundan sonra. Gerekirse gidip ayaklarına kapanacağız. Affetmeyecek biliyorum. Yapma abla. Şu halimizden daha kötü ne olabilir ki? Hadi gel gidelim. Ana sen kimi örüyorsun onu? Rüzgara öreyim. Ada nasıl oldu acaba ya? Oh, gitmemek için bir bahane daha çıktı. Onları ben göndermeyeyim Kendall. Öyle mi? Evet öyle. Bir diyeceğin mi var? Öyle diyorsun da ana. Bak böyle her gün başımızda bir dert var. Ben diyeceğimi dedim. Ne işin var senin burada? Dolanma ortalıkta. Odana haydi. Kendall, yapma böyle. Çok sıkarsan kendine bir şey yapar maazallah. Serbest bıraktık mı da başına ne geldiğini gördün ana. Sen bana karışma. Anne, yemin ederim bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Kızmakta çok haklısın anne. Ama bizi affedene kadar, bizimle konuşana kadar buradan bir yere gitmeyeceğiz. Artık size güvenmiyorum. Güvenini kazanmak için ne gerekiyorsa yaparız anne. Ne olur anne uzatma. Bizim sana ihtiyacımız var. O zaman bir anlaşma yapacağız. Bundan sonra ne dersem yapacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamam. Bundan sonra benden bir şey gizlemeyeceksiniz. Asla yalan da söylemeyeceksiniz. Söz. Asla. Bir süreliğine burada kalıyoruz. Bir süre derken? Yani ne kadar zaman diye sordum. Bilmiyorum. Okula başlayacaksınız burada. Nasıl yani? Ada. Sus. Üf, tamam ya. Ben de bir iş bulacağım. Arsayı satmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Belki arsada bir şeyler yaparım. İtirazı olan var mı? Son bir şartım daha var. Kadriye Hanım'dan gidip özür dileyeceksiniz. Anne biraz zaman geçseydi. Ada, koskoca kadın siz zor duruma düşmeyin diye yalan söylemek zorunda kaldı. Benim yakışıklı oğlum. Bitirdim anne. Aferin sana. Seni okula yazdıracağım. Hı. Özledin mi okul arkadaşlarını? Özledim. (Gülüyor)
Sen çok tatlı bir çocuksun. Ne oldu, niye durdun? Ben özür dilemeyeceğim de o yüzden. Niyeymiş o? Altınları ben mi çaldım ada? Susana kızım. De bakalım. Ne diyeceksin? Şey, ben sizden çok özür dilerim. Annem yaptıklarınızı anlattı. Asla kötü bir niyetim yoktu. Daha sonra çalışıp bir şekilde koyacaktım altınları yerine. Bak kızım, sana bir tek sorum olacak. Sen bu yaptıklarının hata olduğunu anladın mı? Ha? Pişman mısın? Tabii ki pişmanım. Mecbur olmasaydım böyle bir şey yapar mıydım? Ey! Hatasını anlamayan aynı hatayı tekrarlayıp durur. Sen madem anladım deyin. Bak kızım, aklını başına topla. Anan daha fazla üzme, tamam mı? Benim biraz uzanmam lazım. Ey! Gittiğine bakalım. Bak özür de diledin. Biliyorum çok pişmansın ama üzülme artık. Ne üzülmesi be? O kadının karşısında boynumu öne eğmek zorunda kaldım. Kalkmış bir de bana ahkam kesiyor. Saçmalama Ada. O kadın senin bir sürü kusurunu örttü. Eğer paramız verselerdi buradan çekip gitmiş olacaktık. Bunların da hiçbiri yaşanmayacaktı. Olanların suçlusu ben değilim, onlar. Pes Ada, pes. Hazır mısın? Evet. Hadi çıkalım o zaman. Narinim, güzel kızım. Bak sen küçüklüğünden beri benim elimde büyüdün. Ben sana ne öğrettim? Hiçbir şey için değilse de Tanrı misafiri olarak gör. Kusura bakma da nasıl göreyim ana bunca olaydan sonra? Hem o benim kumam. Ha, ne olmuş kumansa? Emine, Özlem'e senin gibi mi davranıyor? Öyle böyle geçinip gidiyorlar. Başka türlü ne hayat geçer, ne geçim olur. Kadriye Hanım, biz bir kontrole gidiyoruz. Tamam kızım. Allah Allah. Ertesi günde kontrolüymüş ki bu. Özlem, bana bir... Getireyim de mi ana? Hapını da yanında getireyim. Kız, o ne biçim sormak öyle? Ne bileyim. Ne zaman beni susturmaya çalışsan hapınla suyunu istiyorsun. Tövbe estağfurullah. Öyle ama Nari. Ne dedi? Nasıl oldu? İyisin dedi. Bir şeyim yok yani. Oh, çok şükür. Keşke ölseydim de kurtulsaydınız. Ada, nasıl laf o? Üf, tamam ya. Konuşmak istemiyorum. Doktor Bey, bir şey sormak istiyorum. Tabii. Kızımın ileride çocuğu olur değil mi? Kesin bir şey söylemek güç. Nasıl yani? Bu operasyondan dolayı çocuğu olmayabilir mi? Şöyle söyleyeyim, %40 böyle bir ihtimal var. Ama hemen olumsuz düşünmeyin. Daha yaşı çok genç. Siz ne diyorsunuz Doktor Bey? Ben size çocuğu olmayacak demedim. Bu ihtimal her zaman vardır dedim. Hele bir evlensin, bebek sahibi olmaya karar versin, o zaman düşünürüz. Haklısınız. Ben de bir an panikledim. Siz de haklısınız. Mesela Narin Hanım o kadar sıkıntı çekti, üzüldü. İnsan ailede böyle örnekler görünce etkileniyor tabii. Anlamadım. Narin Hanım'ın diyorum. Bebeği olmadığı için. Narin'in çocuğu olmuyor muydu?
Bilmiyor muydunuz?